Bir Müslüman adam iki şeyden dolayı iki Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyiste var biliyorsunuz. Eğer iki şeyden uzaklaşmazsa Cenab-ı Hak'tan uzaklaşmadığı için günaha düşmez. Allah'ın izniyle büyük günahlara düşmez, garabete düşmez, dara düşmez, rızkında kesilmeler olsa da büyük yoksulluğa düşmez. <laughs> Onlardan ikisinden birisi zikirdir, zikir meclisleri, ikisi de ilim, ikincisi de ilim meclisidir. Bu iki meclislerden de ayağını kesmeyen adam açlıktan ölmez. Niye? Çünkü zaten ilim talebesi olan zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ben ilim talebesinin ilim talebesinin her şeyine kefil olduğunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Dolayısıyla bir adam Allah rızası için bir zikre gittiğinde, Allah'ı anmak üzere, sırf Allah'ın rızası için onun ilminin beyan ettiği yere gidip bir şeyler öğrenme ve öğrendikleriyle bir şeyler bir adım atma gayretinde olsa, bizler ona şu ayet-i kerimenin beyanatıyla eshab yemin diyoruz. Yani eman üzere yol yürümeye niyet etmiş olandır ki, emanın iki şartı var. Biri zikir ehli olmak, biri ilim ehli olmak için ilim ehliyle beraber olmak. Bu söylediğimiz sözün karşılığı ise Mülk Suresi'nde 11. ayet kelimesindedir. Orada Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estaizu billah. فَاَتَرَفُوا بِذَنْمِهِمْ فَسُحْقَنْ نَسْحَابِ sair. <laughs> Böylece günahlarını itiraf ettiler. Öyleyse rahmet olsun o cehenneme, rahmet uzak olsun o cehennemliklere. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Eshab-ı Sair, Cehennemlikler ama bunları cehennemliklerden kalanlar ne? Günahlarını hayatları boyunca hayatlarında itiraf etmediler. Ne zaman ki öbür cihana göçtüler günahlarını azaları söyler oldu. Halbuki bir adam zikir meclisinde olduğunda günahları temizlenir ilim meclisinde olduğunda günahın ne olduğunu bilir. Her ikisi bilmek ve temizlemek hayatın kendisi olduğu için bu işaretten yola çıkan bir zat hem günahtan hem beladan kurtulduğu gibi Allah-u Zülcelal'ın beyan ettiği eshab yemine hasıl olur bir izinle. Peki işin hikmeti nedir derse el cevap. Muhatap olduğundan uzaklaşanın mükellefiyeti kalkar. Bu büyük bir acıdır. Yani bir insan ilme muhatap oldu. Onu birileri davet etti. Ki davetiye gerek yok. ilim farz olduğu için müminin o kapıyı araması esastır. O kapıyı bulmak için çabalaması esastır devir değişti. Alimler talebeleri aramaya başladılar ne yazık ki. O yüzden dolayı da bir muhatabiyet söz konusu oluyor. Başlıyor ilim veya zikir. Ve ondan sonra bir bakıyorsunuz ki zaman geçtikçe bir zaman sonra insan nefsinin garabetine mahkum olup diyor ki bu hafta bu zikre gitmesek, bu hafta gitmesek derken zikirden oluş uzak uzaklaşıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki ilimden uzaklaşıyor ve en nihayet üzerindeki mükellefiyetler kalkıyor. Ve bir adam için en acıklı şey üzerinden mükellefiyetin kalkmasıdır. En acıklı şey. Neden diyecek olursanız, mükellefiyet sizin Cenab-ı Hakk'ın karşısında bir değer olduğunuzu gösterir. Mümin'e namaz farzdır. Kafir henüz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediği için namaz ona farz değildir. Yani namazın bize olan mükellefiyeti Cenab-ı Hakk'ın bize duyduğu sevginin beyannamesidir. Kafir henüz o sevgiye muhatap olmadığından namazla mükellef tutulmamıştır. O halde bir adam bir zat-ı ilahiden doğmuş olan hakikat çerçevesinde her nasıl bir şey için mükellef tutuluyorsa o Cenab-ı Hakk'ın nazar-ı muhatap edilmiş olur. Allahu Zülcelal ile muhatap olunabilecek yerler zikir ve ilim meclisleridir. Yani bir adam dese ki ben Allahu Zülcelal ile tanışmak istiyorum, onunla muhatap olmak istiyorum, onu hissetmek istiyorum, onun feyzinden nasiplenmek istiyorum dese gideceğiniz iki kapı var. İlim kapısı, zikir kapısı.